Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampında konuştu, ekonomiye dair güven verdi. Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. İnşallah yaklaşık 2 aylık aradan sonra yeniden bir toparlanma ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum. Erdoğan, McKinsey anlaşmasına tepki gösterenlere ve konuyu çarpıtan Kılıçdaroğlu'na da cevap verdi. Son günlerde finansal danışmanlık hizmeti alınan bir şirket üzerinden yapılan tartışmalar, güya bizi töhmet altında bırakarak aslında örtülü bir şekilde ülkemizi yeniden aynı cendereye sokma girişiminden ibarettir. Ama biz bu oyuna gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Ana muhalefetin başındaki zat şunu da çok iyi bilsin. Sınırlarımız içinde bayrağımızın dalgalanması, ezanlarımızın okunması konusunda ne kadar kararlıysak bu konuda da aynı hassasiyete sahibiz. Onu seninle de paylaşmayız, bunu da böyle biliriz. Bize bu konuda ders vermeye de kalkma. Bu millet seni çok iyi bilir, bizi de çok iyi bilir. Ve biz bu göreve geldiğimizde IMF'e olan borcumuz 23,5 milyar dolardı. Ey Kılıçdaroğlu, senin bundan haberin yok demek ki. 2013 biz IMF'e olan borcumuzu sıfırladık. Bizim IMF'e borcumuz yok. Anlaşma konusunda tartışmalara nokta koyacak bir bilgiyi de paylaştı Cumhurbaşkanı. Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söyledim. Yani bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Hiç gerek yok. Biz bize yeteriz. Böyle dönemlerde ülkelerin ve toplumların paradan çok morale ihtiyacı vardır. Bu gerçeğe rağmen pek çok özel sektör kuruluşunun dahi başvurduğu basit bir yöntemi Türkiye'nin bu yolla Amerika'ya teslim olduğu iftirasına götürmek, açık söylüyorum, iş bilmezlik değilse ihanettir.